Adolat idgozna. Adolat idgozim. Adolat igyor idgozim. Jii khor idgozim. Basa bira vikurim jiberden. Tane uta kedai. O bira wari mal. Amjel mal khorun. Hatta kurim barra nade. Aji vir çatul. Rihar vunishtim. Bar adli azahidul virunima. O tınnafej man okuna. Çikirna. Bira qide ma darkhin. برای قیدان درخنه اورته که سوژه زاری مو بو برای دده مانه برای خردیانوش بگرن سوژه زاری مو تشتی که داتن نه و برای قیده ما درخه اورته و برای گی دنیا گی ببینه که چاوی زاری مو کشتن چه ظلمه کشتن خسته خانه شب دا بویاخ کرن قیده خسته خانه قد کرن قیده دکان ما قد کرن دولت به حقیقا قورین کرا حقیقا خسته خانه سبقی نه نخواشم بفلتینن مگو ما برا خسته خانه نخواش بیدن دارن گیتی دا بکشن شف دا بویاخ کن شف دا قیدان قد کن دکان قید قد کرن وی محلی تف یعنی واسطرف ملت کشن آوری دا دیدن سبجه کشتن بری ای ما کرو باوی کشتن صرف ظلمی دکنه صرف ملاد دکشنه دوی نوبت خواهد کری مبر رو ندن بمرم دیسا بی نوبت بر رو ند آنم لبرلیکت 846 گین ارفا عدلیه سنونده بیر حقوق سنالی چنده بیر عدالت طلبینده بیر عدالت مجادلسینده بلندوخ ارفادا önce ki valiyle görüşüyorduk Sonradan gelen başsavcılarla görüştük. İlgili olan Urfa'daki bütün kurumlarla görüştük. Herkesin ortak cümlesi biliyorum, biliyoruz. Haklısınız ama Şanlıurfa olarak, yetkili olarak bizim burada bu süreçte yapacağımız hiçbir şey yok. Biz nöbetimizi 846 günden sonra Urfa'da devam ederken biz anladık ki bu adalet Urfa'da nöbetle sağlanmayacak şekilde anladık. Ve Adaletin temsilcisi, adaletin merkezi Adalet Bakanlığı'dır. Bu mücadelemizi, adalet talebimizi Ankara'ya taşıdık ve bu ailemize karşı sürüşte iş yerimize başlayıp Sürüş Devlet Hastanesi'nde bir katliam yapıldı. İki saldırı da hem iş yerindeki hem hastanedeki saldırı güvenlik kameralarının önünde meydana gelmiş. Özellikle hastanede yapılan katliamın yüzlerce tanığı var. Bu tanıklardan doktorlar var, kol kuvveti var. Oradaki vatandaşlar var. Her şeye rağmen hem Hasan'a davasında hem de iş yerindeki davada adalet sağlanmadı. Kardeşimiz 5 yıldır hala üstünlerin talimatıyla tutukludur. Biz Ankara'ya gelmemizdeki amacımız dedik herhangi bir kurumu kötülemek, aşağılamak, itibarsızlaşmak değil. O, haklı bir mücadelemiz var. Ortada büyük bir adaletsizlik olduğunu herkes biliyor. Ve biz bu adaletsizliği Adalet Bakanlığı'na iletmek istedik. Bugün meclise geldiğimizde meclis basın odasında açıklamamızı yaptık. Burada da belirttik herhangi adalet ararken herhangi bir yasa dışında herhangi bir eylemimiz olmayacak. Tamamıyla mücadelemiz hukuk sınırları içinde olacak ve açıklamamızdan sonra annemle beraber yani herhangi bir siyasi kimlikle taşıyan kimseyi de yanımıza almadık ki dışarıda farklı bir şekilde algılanmasın. Annemle birlikte iki avukatla beraber Adalet Bakanlığı'na gitmek istedik. Meclisin giriş kapısına vardığımızda dışarıdaki gördüğümüz manzara bizi şaşırttı. Dışarıda yüzlerce polis bizi bekliyormuş. Biz de şaşırdık ve birkaç adım ilerledikten sonra önümüzü kestiler. Biz dedik burada herhangi bir eylem yapmaya gelmedik. Adalet Bakanlığı ile görüşmek istiyoruz ve haklı talebimizi iletip Adalet Bakanlığı da bu haklı talebimize karşı bize söz verip biz adaleti sağlayacağız, gerekeni yapacağız deyip biz de oradan ayrılacaktık. Tamamıyla bu şekilde Adalet Bakanlığı'na yürüdük. Sizin dış kapısının önünde yarım saatten fazla yani hiçbir hukuk gerekçe meclisin dış kapısında hiçbir gerekçe, hukuki gerekçe gösterilmeden bir saate yakın bizi beklettiler. Bunun hiçbir hukuk tarafı yok. Biz annemle birlikte
elimizde herhangi bir pankart yok, slogan yok. Sadece Adalet Bakanlığı ile görüşmek istiyoruz. Benim siyasi kimlikten dolayı milletvekilim var. Anne de bir vatandaştır ve bu Türkiye'de hukuk devletidir. Yani bunu niye engelliyorsunuz diye sorduğumuzda siz yani kendi ön yargılarıyla kafalarında bir algı oluşturarak bizi durdurdular. En son herhalde Adalet Bakanlığı'yla yapılan yani Adalet Bakanlığı demedim üst kişilerle görüşme sonucunda gitmemize Adalet Bakanlığı'nın önüne gitmemize izin verdiler. Tabii ki biz Adalet Bakanlığı'na girdik. Güvenlik kapısında Adalet Bakanlığı'nın güvenlik kapısında yine bizi durdurdular. Biz gene haklı talebimizi ilettik. Randevudan bahsettim. 30'dan fazla Adalet Bakanlığı'yla randevu talebimiz var. Bu taleplerimize herhangi ne olumlu ne olumsuz bir dönüş yapılmadı. Biz de bu randevularla ilgili neden bir dönüş yapılmadığına dair içerideki yetkililerle görüşmek istedik. Maalesef Adalet Bakanlığı'nın girişindeki o engeli aşamadık ve yine yarın yine Adalet Bakanlığı'na gideceğiz. Haklı taleplerimizi ileteceğiz. Bir yetkili bizi dinleyecek. Sonrasından da Adalet Bakanı da bizimle görüşmek zorunda. Çünkü her basına çıktığında Cumhurbaşkanı'yla birlikte adaletten, hukuk devletinden bahsediyor. Burada dünyanın takip ettiği bir adaletsizlik var ve bu adaletsizlik bir gün mutlaka çözülecek. Biz geç gelen adalet, adalet değil diyor. Olayımız üzerinden 5 yıl geçti ama biz geç gelen adaleti de kabul ediyoruz. Çünkü annenin sağlık sorunları var. Ameliyat olması gerekiyor. Adalet sağlanmadığı için şu an tedaviyi kabul etmiyor. Biz buradan çağrımızı tekrar yapıyoruz. Adalet Bakanlığı'na yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı'na yapıyoruz. Hepiniz bir makam mevkii bir tarafa bırakırsak sizler insansınız. Sizlerin de anneniz var, çocuklarınız var. Yani ben burada bir dakika insanların, yetkililerin empati kurmasını istiyorum. Ailesinden 3 kişiyi gözlerinin önünde eşini ve çocuklarını katletsinler. Bir çocuğunu cezaevine alsınlar. Anneye git evinde otur. Bekle adaleti sağlarız şeklinde söylemleri artık kabul etmiyoruz. Yani insan empati yaparsa bu soruyu kendine sorarsa insanlar hiçbiri bunu kabul etmeyecek ve biz de bu adaletsizliği, hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Ankara'da da hukuk sınırları içinde adalet mücadelemizi adalet gelene kadar sürdüreceğiz.